Merhaba ben Mesut Çevik. Merhaba ben Erdi Özdağ. Bu videomuzda Erdi ile beraber Sony'nin Android televizyonu X90C'yi inceleyeceğiz. Arkamızda gördüğünüz devasa ekran 65 inç boyutlarına 4K çözünürlüğe sahip. Erdi hemen bir teknik özellikler hızlıca geçelim tablomuzda. Hı -hı. 4K çözünürlükte bir televizyona sahibiz dedik. Bütün modern giriş çıkışlara e, sahibi zaten en üst seviye televizyonlardan bir tanesi. Android TV dedik. Zaten şu an tabloda televizyon tüm detayları görünüyor Mesut. Sony'nin sahip olduğu tüm görüntü teknolojileri üst seviye bir televizyon olduğu için X90C'de de var. Bu arada belki altını çizebileceğimiz bu televizyon IPS panel kullanıyor. Sony'nin önceki nesil televizyonlarından farklı olarak. Ve yine Sony'nin görüntü tarafında X1 işlemcisini bünyesinde barındırıyor. Köşelerden aydınlatmaya sahip bir panele sahip. Yani arka tarafta bütün panelin arkasında tam led dizilimi yok. Bölge karartması yapılacağı zaman da köşelerden artık ne kadar yapılabiliyorsa o kadar yapılabiliyor. Enerji verimliliğinde ve tam parlaklıkta bu televizyon severlerin pek aradıkları, sevdikleri bir özellik değil ama panelin çok ince yapılmasını sağlamış panelin kalınlığına baktığımızda özellikle üst kısımda bir cep telefonundan daha ince. Yani 4.9 mm gibi kalınlığı var. Hakikaten bugün pek çoğumuzun cebindeki telefondan daha ince bir profile sahip olduğunu görüyoruz. Tabii gülü seven dikenine katlanan misali köşelerden led dizilimine sahip bir televizyon olduğunu görmekteyiz. Sony'nin verdiği rakamlara göre en yüksek kalite ayarlarında görüntünün çünkü farklı modları var. Orada en canlı modları seçtiğimiz zaman 300 Watt'a varan bir enerji şirketimi söz konusu. Belki ekran ar ekranın arka tarafı tamamen led dizilimine sahip olsaydı enerji verimi bir miktar daha yüksek olabilirdi ama eğer ince televizyon istiyorsanız karşınıza çıkan çözüm Sony tarafında bu şekilde. Televizyonu kutudan çıkarttığınız anda güzel özelliklerinden bir tanesi doğru askı aparatının beraberinde çıkması. Bu önemli bence. Evet. Önemli bir detay. Büyük bir televizyon uyumlu bir askı aparatı bulmak istediğinizde zaten ödeyeceğiniz para da orada artıyor. Yani sonucu üst seviye bir televizyon alıyorsun. Hani 10 bin liranın üzerine bir televizyondan bahsediyoruz. Artık tüm aparatların içerisinden çıkması gerekiyor. Ben mesela evime aldığım televizyonu aldığımda kutudan öyle bir aparat çıkmadığı için hem uyumlu bir aparat aramak zorunda kalmışım hem de tabii ki birkaç yüz lira para vermen gerekiyor. Ama Sony'nin bu televizyonu beraberine getirdiği için eğer duvara asmak isterseniz altındaki standı çıkartarak çok rahat bir şekilde kendi aparatlarıyla beraber duvara asabiliyorsunuz. Çok kolay bir kurulumu var. Duvara astığınızda ise giriş çıkış portlarına rahat erişebilmeniz adına giriş çıkış portları sol tarafta kullanıcıya bakacak şekilde dizilmişler. Böylece duvara 0'a 0 kapatsanız daha iki ki. Apara 0'a 0 kapatmıyor, giriş çıkış portlarına erişebiliyorsunuz. Ethernet portu bir tek duvara Aynen. doğru bakmakta ama aradaki Bak. boşluk onu kurtarıyor. Hem onu kurtarıyor hem de sonucunda bu televizyona dahili Wi-Fi de var. Kablosuz internet desteği de söz konusu. Kullanıcılar belki onu kullanmak isteyebilirler. Ee, şöyle bir durum söz konusu. Televizyonun tabii ki ince ince bir profile sahip olduğunu söylemiştik ama işin büyüsü altı doğru bakmaya başladığınızda kaybolmaya başlıyor. Çünkü sonucunda tüm giriş çıkış portlarının bir yere toplanması gerekiyor. Dolayısıyla orta alt bölüm biraz daha kalın, biraz daha şık bir yapıya sahip. Ona istinaden duvarlı televizyonlar arasında belli bir boşluk var ama bu Aynı olması gereken boşluk çünkü bunlar artık yeni nesil televizyonlar ve içerisinde yüksek işlem gücü barındıran donanımlara sahipler. Soğuyabilmeleri de gerekiyor aynı zamanda. O boşluk aynı zamanda hava sirkülasyonuna izin verdiği için televizyon daha rahat çalışıyor. Genel olarak televizyonun kutu içerisinde kontrol için iki tane kumanda çıkmakta. Bir tanesi IRDA ile çalışan standart bildiğimiz bir kumanda. Bu kumandayı bence özel yapan şey üstünde bir adet Netflix tuşuna sahip olması. Bu konuya değiniriz. Bir diğeri de dokunmatik bir panele sahip olan ve Televizyonun akıllı özelliklerini daha rahat kontrol etmemizi sağlayan diğer ufak ünite. Evet. Aslında nerede ben ikisini birleştirildiği bir yapıyı burada tercih edebilirdim. Ben de sonucunda şimdi iki farklı kumandaya sahibiz. Bir tanesi televizyonu daha geleneksel formda kullanmamız için, kanallar arasında geçiş yapabilmek için. Diğeri ise televizyonu 65 inç boyutunda bir akıllı telefon gibi kullanmamız üzerine dizayn edilmiş kumandalar olduğunu görüyoruz. Önce şu akıllı kumandadan başlayalım istersen. Bu kumandanın ee, en orijinal tarafı üzerinde bir touchpad bulunması. Touchpad üzerinden parmak hareketleriyle Android TV menüler arasında geçiş yapılabiliyor. Ama bas, baskı hissi olarak hani ben çok rahat edebildiğim, çok konforlu bildiğim, bulduğum bir kumanda olmadı. Üstelik e, dokunmatik yüzey alanı küçük olduğu için boydan boya bir imleç hareketi yapmak istediğiniz zaman bayağı bir hareket etmeniz gerekiyor. Bu da ister istemez oturma odasında koltukta uzanmış televizyon bir fonksiyondan bir fonksiyona geçmek isterken çok uğraşmak istediğiniz bir detay değil. Aynı zamanda bastığım zaman sanki e, Arka tarafın bana doğru geliyormuş gibi hissiyat yaratması da yine tuşların geri bildirimi e, anlamında üst seviye bir televizyondan beklediğim kumanda özelliği değil açıkçası. Şimdi kontrolcülerden bahsetmişken burada gördüğünüz gibi masamızın üstünde birçok ünite mevcut. Yani klavyemiz var, gamepad'imiz var. Bunlar kutu içerinden çıkmıyorlar. Bunlar bizim kendi aparatlarımız. Sadece bluetooth destekli olduğu için bu televizyon, içinde bluetooth alıcısı vericisi olduğu için klavyeyi de gamepad'i de bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Gamepad oyunlarda daha çok işinize yarıyor tahmin ettiğiniz gibi. Klavyede yazı yazarken işimizi çok kolaylaştırıyor. Kumandaların üstünde ne yazık ki bir klavye konumlandırılmamış. Evet. Bence akıllı televizyonların kumandasında hani madem iki tane kumanda çıkıyor bari bir tanesinde küverti klavye olsaydı. Yani bence dönenmiş çünkü işletim sistemi tarafından anlatacağız. Kendi dahili tarayıcısı da var. Dahil dedim Opera mesela içerisinden çıkan tarayıcılardan tarayıcı seçeneği adres para bir şey yazmak istediğiniz zaman şununla tek tek tuş seçmek gerçekten zulüm. Ama arkada bu gerekli aslında alana da sahip. Arka tarafı ince profili bir klavye koyulabilseymiş eğer bence çok daha rahat ve konforlu kullanım sağlanabilmiş. Tüm bunlara ek olarak benim söyleyeceğim bir başka detay daha var. Ne dedik? İki tane kumanda var. i̇ki yani farklı kumandayı televizyonun tüm fonksiyonlarına hakim olmak ya da tüm fonksiyonları rahat kullanmak için ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi televizyonların kutu içeriği ülkelere ya da bölgelere göre değişkenlik gösterebiliyor. Bize gelen televizyon kutu içinden çıkmadığı için muhtemelen bizim bölgede olmayabilir. Ama Sony bazı ülkelerde verdiği Iria Blaster resmi bir kablo var. E, bu kabloyu USB portundan televizyona takıyoruz kablonun ucundaki sensörleri de kullandığımız setüstü kutunun önüne getiriyoruz ki örneğin bu dişli kol olabilir, kablo TV olabilir ya da başka bir servis olabilir. Onu yaptıktan sonra tek bir kumandayla Örneğin diş Türk'te kontrol edebiliyoruz. Bu olması gereken bir detay çünkü artık evrensel kumandalardan bahsederken işte başka bir kumandayla yerini kontrol etmek, başka bir kumandayla televizyonu kontrol etmek çok konforlu değil açıkçası. Aynı zamanda Sony'nin geliştirdiği bir uygulama var. Tabletinize cep telefonunuzu kurup burada klavye eksikliğini giderebiliyorsunuz ama uygulamanın tasarım ve yapısı itibariyle bir klavye kullanıyormuşsunuz gibi olmuyor. Benim tavsiyem bir Bluetooth küçük klavye. Evinizde yer vermeniz. Gerçi burada şey de var hani e Mesela yeni nesil telefonlar için konuşmak gerekirse bazılarında önceki versiyonlara göre çıkartılması tartışma konusu olmuştu. Te telefonlarda da kızıl sensörler var ve çoğu evrensel bir şekilde televizyonları kontrol etmeye yarıyor ama onlar genelde çok temel özelliklerin dışına çıkamıyorlar. Şimdi bu televizyonun bin bir türlü özelliği var. Bunları kontrol edebilmek için ona uygun bir yazılım gerekiyor ama son tarafındaki yazılımlara bakıldığı zaman bu televizyon sınıfına yakışır bir yazılım mı? Açıkçası uğraşmak gerekiyor. Yazılımı öğrenmek gerekiyor. Öyle zannediyorum ki kimse oturma odasında otururken de o meşak içerisine girmek istemeyebilir. Evet biraz daha geliştirilebilir. Televizyonun genel tasarımına baktığımızda çerçeve size yakın yapı inanılmaz güzel bir görüntü sağlamış. Ayakların yerleşimi iki köşede görüyorsunuz. Çok zarif, ince ama bu ayakları dilerseniz ortada birleştirebiliyorsunuz. Böylece daha küçük standlara da bu televizyonu kurabilmeniz mümkün hale geliyor. Tasarım konusunda es geçilen noktalar kumandalar olmuş. Kumandaların biz daha, es, daha ergonomik, daha estetik olmasını bekledik. Ne malzeme kaliteleri ne de tam olarak tasarımları televizyon kadar iyi değiller. Ya benim üzerinde Sony logosu görüp de beklediğim kalite bu değil açıkçası. Onu net söyleyebilirim e, kumandalar konusunda. Tasarım tarafındaysa hani videonun sonunda söyleyeceğim şey şimdi bile söyleyebilirim. Bu televizyonda en çok neyi sevdim dersen he, ben tasarımına bayıldım. Çünkü birincisi ayaklar bence çok orijinal. Neden orijinal? Şimdi diğer markaların standlarına bakıldığı zaman mevcut ortadan kenarları dolu yayvan bir şekilde çok açılan ayaklar yer. olduğunu görmekteyiz. Bu bazıları estetik görünüyor evet ama televizyonla birlikte aynı masayı, aynı üniteyi aksesuarları dizeceğiniz bir alan olarak kullanmak isterseniz yayvan yapıları dolayısıyla onları çok estetik bir şekilde dizemiyorsunuz. Burada televizyonun önünü istersen Lego parçaları diz, istersen otomobilleri koy, istersen başka şeyler koy, sana o alanı sağlayabiliyor açıkçası bakıldığı zaman. Aynı zamanda televizyon özellikle kapalı iken çok akışkan, devam eden bir tasarım anlayışı var ki zaten normalde de aslında ince profili diyebileceğimiz bir çerçeve yapısı var ama şurada televizyon açıkken çerçeveleri görebiliyorsunuz. Ama kapalı iken tek parça yek bir televizyonmuş gibi, ekranmış gibi etki veriyor. Bu yine bu benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi. Hoşuma gitmeyen detay ise şöyle bir Bravia etiketi var. Yani son dakika mühendisler sanki abi biz markayı basmayı unutmuşuz buraya da bir şey koyalım tarzında olmuş açıkçası. Bu yine Sony standartlarını benim görmeyi umduğum marka logolarından birisi. Yine de, de çok göze batmıyor. Genel olarak işletim sisteminden bahsetmemiz gerekirse eğer Android TV kullandığımızı söyledik. Android TV'nin şöyle güzel bir yanı var. Bluetooth destekli olan bu ikinci dokunmatik panelli kumandanın üstünde Sesimizi girebildiğimiz bir yer mevcut. Yani mikrofon tuşumuz var. Mikrofona basıyoruz. Donanım haber. Ve gördüğünüz gibi sesimizle arama yapıp direkt olarak sonuçlara erişebiliyoruz. Özellikle Google'ın bu ses tanıma servislerinin ülkemizde çalışıyor olması çok büyük bir avantaj. Bu sayede özellikle arama yapacağınız durumlarda ne klavye ihtiyaç duyuyorsun ne de sanal butonlarla yazman gerekiyor. Evet şimdi zaten televizyon tarafında ya kendi işletim sistemini yapacaksın ya da hazır olan platformlardan birisine geçeceksin. Rakiplere bakıldığı zaman işte WebOS tarafında mesela ilgi çalışma yapıyor. WebOS da aslında bir yerden satın alıp üzerine getirilen bir platform. E, Samsung'a bakıyorsun çizen ama burada Sony biraz daha farklı bir yön, stratejiyle Google işbirliğine giderek Android TV koymuş buradaki en büyük avantajı ne olmuş sonun Android TV'nin uygulama mağazası diğer platformlara nazar çok daha güçlü. Evet. Ülke bazlı, yerel destek diğer platformlara göre çok daha güçlü. İşte Erdi diyorsun Erdi tanıyor, Mesut diyorsun Mesut tanıyor, Yunus diyorsun Yunus tanıyor. Dolayısıyla evet. Yunus da... tanımıyor. <laughs> <Ben Şaka. gülüyor> Yunus için <'un gülüyor> bazen çalışıyor olması gerekiyor. Evet. Ama Android TV'nin ne de var Mesut yarın 20 tane Android TV üreticisi çıksın hepsinin arayüzü aynı. Google arayüz seviyesinde üreticilere izin vermiyor. Bir Vermediği için de... Içinde... Kurabildiğin oyunlar, uygulamalar çok gelişmiş herdi. Yani HTML5 uygulamadan bahsetmiyoruz. Bildiğimiz Android telefonları çoğunda gördüğümüz uygulamalar var. İşte zaten günün sonunda oraya geliriz. Eksikleri var mı platformun? Var. Ama artısı nedir? Kullanmak istersen özel oyun tarafında çok büyük bir uygulama mağazası var. Bu ne avantaj sağlıyor? İşten eve geldin Mesut. Bir saat sonra yatacaksın diyelim. Yemeği yedin. Bazen de yorgunluktan dolayı bilgisayar açmak istemeyebilirsin. Konsolun tuşuna basmak istemeyebilirsin. Oturduğun yerden dizini izledikten sonra iki dakikada ben bir stres atayım dersen eğer kullanabileceğin çok fazla oyun bu uygulama evet, var. Bir de Android TV'nin genel yapısına baktığımızda üst tarafın arkadaşlar Hı -hı. genel olarak YouTube ayrıldığını görüyoruz. YouTube video izleme, Android TV'nin aslında bir parçası. Android TV platformu da zaten YouTube'u televizyon kanallarının yeni alacak şekilde geliştirme, yaygınlaştırma üzerine kurulmuştur. En büyük parçası zaten YouTube, söyleyebiliriz. Evet, en büyük parçası YouTube. Zaten dikkat ederseniz arama yaptığımda da hemen YouTube'un üstündeysem YouTube üstünden arama yapıyor. Aşağı tarafın yerelleştirildiğini görüyoruz. İşte Hı. Netflix, Kanal D, CNN Türk gibi yerel kanallarında içeriklerine uğraşıp buradan izleyebilmeniz mümkün hale getirilmiş. Aşağı indiğinizde çok kolay bir şekilde girişler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da yine güzel yerleştirilmiş. Çok hızlı bir şekilde yerleşim var. Bu arada kumandanın kullanması ve dokunmatik hassasiyetinin de kötü olduğunu söylemem lazım. Genelde gördüğünüz gibi his, yani hareketlerimi anda tepki alamıyorum. Kurduğumuz uygulamalar bir yerde listeleniyor. Bir akıllı televizyonda kullanıcının aradığı önemli şeylerden bir tanesi ne oluyor yerde? Medya oynatma özelliği Aynen. değil mi? VLC player'ı kuruyorsun. Aklınıza gelen tüm formatlar, tüm medyalar çok rahat net bir şekilde çalışabilir hale geliyorlar. Rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. En aşağı tarafta da oyunlara ayrı bir yer ayrılmış. E tabii ki televizyonda oyun oynayacağınız düşünülmüş. Evet oyun oynayacağımız düşünülmüş. Tabii ki oyun performansının ne düzeyde olduğunu zaten biraz anlatacağız. Benim sadece Android TV'de e, akıl televizyon açısından sıkıntılı bulduğum bir taraf var Mesut. O da şu. Şimdi Android TV yazılım olarak platformu gördük. Ama mesela televizyonun kendisine ayarları var. İşte görüntü ayarları, ekstra ayarlar, ses ayarları vesaire. Bunlar için Android TV'nin dışında ekstra bir menüye ihtiyaç evet, duyuyor. Aslında bunun olmaması gerekiyor. Bence bir sonraki jenerasyonda Google belki Android TV'yi üreticilere müdahale edilebilir bir noktaya getirip örneğin Sony televizyon tüm görüntü ayarlarını, ekstra realite ayarlarını, Android TV'nin içerisinde bence implant edebilmesi gerekiyor. Çünkü hop bir platform var. Ayar yapmak istersen sağda bir menü çıkıyor, solda evet. bir menü çıkıyor. Bunlar açıkçası bu sınıf cihazlar için çok görünmeyi istediğimiz detaylar değil. Özellikle menülerin yerleşimi de açıkçası çok iyi değil. Kumandanın kontrolü gerçekten çok zor. Çoğu zaman yanlış yere girebiliyorsunuz özellikle bu küçük kumandada. Beni bazen deli ediyor. Ya, biz daha önce de konuştuk zaten. Mesut bu tip kumandalarda bir lazer pointer gibi de kullanabilmen gerekiyor. Evet. Yani Bir air mouse gibi havadan da şöyle menüler arasında geçiş yapabilmek gerekiyor. Belki bir sonraki jenerasyonda 2017 model ürün gamında Sony... Bunları görmezden gelmez. Şimdi Android TV dedik. Android varsa donanımda da önemlerdi. Evet. Bundan da konuşmak lazım biraz. Evet şimdi ne dedik? Aslında 65 inç bir tablet ya da telefon gibi de düşünebiliriz yazılım itibariyle. En nihayetinde bu televizyonda Android 5.1 işletim sistemi var. 5.0 sonra yazılım güncellemesiyle beraber biz bunu e, yükseltmiş olduk. E, tabii ki bir işlem gücü gerekiyor. Televizyon tarafında Mesut, mobil cihazlarda olduğu kadar seçeneğimiz yok. Televizyon özel platform, donanımsal platform anlamında. Ne var mesela? Sony yeni nesil televizyonlarında Mediatek platformunu uygun görmüş. Mediatek'in mesela burada 58-90 kodlu bir işlemcisi var, çift şekildekli bir işlemci bu ve Cortex-A17. Esasına bakıldığı zaman bir telefona koysan orta seviye telefon olur. Evet. Güçlü bir platform olduğunu söyleyebilirim. Ama ne handikapı var? Mediatek gibi şirketler, Qualcomm gibi şirketler televizyon tarafına yeni olduğu için o cep telefonunda gördüğümüz yazılım ve donanım ahengini, optimizasyonu şu aşamada henüz tam olarak görebilmiş değiliz. Burada Mediatek'in Mediatek de kabahati olabilir, Sony'nin de kabahati olabilir. Google'ın da Android TV platformu ile ilgili bir takım hataları olabilir. Ama donanımı dikkat aldığımız zaman ki örneğin sistem görüntüleme yazılımları da var kurabildiğimiz her hepsi olmasa da bize 1.5 GB RAM gösteriyor keza bakıldığı zaman. Hani donanım iyi bir donanım. Gerçekten öyle. Ama yazılım şu anda bir orta seviye telefon akıcılığını bizlere vermiyor onu söyleyelim. Evet zaten hani asfalt gibi oyunların menüsüne falan dolaşırken araçlara baktığınızda falan herhangi bir sıkıntı yok. Ben size sıkıntı olan şeyleri göstereyim. Mesela bazı oyunlar var ki Beach Buggy Racing gibi. Bu tip oyunlarda artık donanım o kadar kasılıyor ki Gamepad'den verdiğiniz komutlar bazen işlemez hale gelebiliyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bence optimizasyon ve sürücü tarafının gelişmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi şu platformu telefona koysan, telefon yazılımıyla beraber iyi çalışır. Evet, Cortex bahsediyoruz ama işte e, tabii şeyi de atlamamak gerekiyor. Mesela kurduğumuz uygulamanın hiçbirisi ama TV'de çalışsın fikrinden yola çıkarak geliştirilmiş uygulamalar Doğru. değil. Evet Android TV platformu da varlar ama çıkış noktaları telefon ya da tablet. Muhtemelen TV platformunun özel yazılımlar çıktıkça da bu sorunun aşıldığını göreceğiz. Şimdi bir tane de oyun deneyelim Mert. Dediğim gibi en kasan oyunlardan bir tanesini açtım bu televizyonu. Bu arada güncellemeyle beraber Android 5.1 sürümünü upgrade olmuş durumda Android Hı -hı. TV. Ve bu sürümle beraber daha hızlandığını gördük. Hani konuştuğumuz gibi bu donanımın hakkını verecek yazılım belki de 6.0 olacak. Yani siz belki göremiyorsunuz ama biz güncelleme öncesinde televizyonu kullandık. Evet. Hakikaten istediği bir hız artışı oldu. Belki 6.0 ile beraber daha da hızlanır. Şimdi burada gamepad'in çalışmasını söyleyeyim. Bakın analoglar, tetikler olabildiğince rahat çalışıyor ve oyunun yerine göre eğer tepki alıyorsanız şöyle söyleyeyim. En düşük grafiklerde açılmasına rağmen bu oyunlar erdi mükemmel görünüyorlar ve çok keyifler. Yani evet. standart televizyon uygulamalarına göre çok çok iyiler. Burada yine hafiften bir lag var ama yine oyunun son güncellemeden sonra çok daha oynanabilir hale geldiğini söyleyebiliriz. Yani hani sonucunda açıp oynayabiliyorsun oynayabiliyorsun. Evet. Ee, ama tabii 10 küsür bin liralık bir televizyon olduğunu düşündüğün zaman bunun o, yanında bir kutu verseler dedim ya da bunun yani, bir yani PlayStation almak zaten fazla olmuş. Belki aslında ben. PlayStation'da bundle edebilirler biliyoruz. Onun işte evet. bir televizyondan bahsediyoruz ama şunu biliyoruz mesela optimizasyon sıkıntısının olduğunu nereden ya da donanımın belli bir yerden sonra darbaza girin nereden görüyoruz? Örneğin Android TV platformunu kullanan Nvidia'nın bir setüstü kutusu var. İşte Shield diye, Shield TV diye. Şimdi ona bakıyorum. Canavar gibi çalışıyor. Evet. Ama içerisindeki donanım işte masaüstü grafiklerden türetilmiş bir GPU'su var. İşte Çekirdek sayısı daha yüksek vesaire vesaire. Burada hem donanımın hem de yazılım tarafında yapılması gerekenler var. Ha şunu kutudan çıkardığın anda en son güncellemelerle beraber kullanıyor musun? Kullanıyor musun? Keyif alıyor musun? Beklentine göre keyif de alabiliyorsun ama bu sebebi televizyonun biraz daha iyi olması gerekiyor. Belki güncellemelerle beraber toparlanırlar. Şimdi televizyon dedik herhalde. Televizyon dediğinde görüntü kalitesi çok büyük önem Kesinlikle. taşıyor. Görüntü kalitesi hakkında konuşmaya başlarsak eğer. Şimdi şunu söylemek lazım. 65 inç bir televizyonda 4K bir görüntü açtığınızda. Yani hiçbir şekilde ya bunun görüntü kalitesi olmamış, aman tutmamış vesaire demiyorsun. Değil. Her türlü sizi çok etkiliyor. Ama detayları indiğinizde bu televizyonun bazı eksik parçaları var. Evet mesela şimdi eksik parçalardan bahsedeyim. Nedir eksik parçaları diye konuşmak gerekirse. IPS panel kullandığını söyledik mesela. Şimdi rakiplere bakıyorsun. OLED'den bahsediyoruz. artık Bu seviyeden, seviyeler söz konusu olduğunda. Ve e, özellikle siyahların siyah olarak görünebilmesi, renk doğruluğu ve kalibrasyon gerçekten büyük önem taşıyor. Şimdi kutudan çıkardığımızda Mesut. Bir şey izlediğiniz zaman keyif alıyor musun alıyorsun. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Farkı nasıl görebilirsin? İşte bir teknoloji mağazasındaki adına 20 tane televizyon yan yana olduğunda hani geçişleri belki hissedebiliyorsun ama tek başına bu televizyonu kurduğun zaman şöyle izlerken patak her Sen etkiliyor. Keyif, seni, şey etkiliyor evet. heyecanlanıyorsun. Ama mesela şunu görüyorsun. Ayarlarda biraz oynadığın zaman, Triluminos aktif ettiğin zaman bir takım görüntü ayarlarıyla ilgili kendi seçeneklerini bulduğun zaman ki ön tanın, ön e, yüklü olarak gelen görüntü profilleri var. Aynı zamanda detayları kendiniz de belirleyebiliyorsunuz. Tabii. Sinema Pro gibi mesela renk ayarlarını seçenekler direkt seçebiliyorsunuz. Orada biraz oynadığınız zaman görüntünün iyileşmeye başladığını hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla kalibrasyon konusunda kutudan çıktığı halde kullanılmaması taraftarıyım ben. Çünkü biraz ayarları indiğiniz zaman mesut görüntü kalitesinin hissedilir şekilde arttığına tanık olabiliyorsunuz. Çok ciddi bir şekilde de zaten resim modları arasında farkları buradan kişisel olarak da görebilmeniz mümkün. Şimdi köşeden aydınlatma, aydınlatmaya sahipledik. Köşeden aydınlatmada panellerde bir sıkıntı oluyor. Eğer panel çok büyükse ve köşede aydınlatması varsa ledler var. bazen <laughs> tam ortayı tam aydınlatamayabiliyorlar ki biz bunu yaşadık. Bazı görüntülerde tam ortada ne yazık ki beklediğiniz performansı göremiyorsunuz. Köşelerde ise kimi zaman ışık sızmaları oluyor. Bizim elimizdeki panelde özellikle şu bölgelerde tam siyah görüntülerde bazı ışık sızmaları görünüyor. Evet bu televizyonu tabi böylesi bir televizyonda görmeyi istemediğimiz unsurlardan bir tanesi bunlardı ama tabi e, bunlar eksiler artıları nedir? Sony'nin özellikle renk iyileştirme konusunda ki teknolojik yatırımlar gerçekten biliniyor bu noktada e, upscale olsun gerek. Daha düşük çözünürlükteki görüntüleri kendi orijinal çözünürlüğüne yükseltme noktasında olsun. Görüntü iyileştirme olsun. HDR gibi teknolojiler olsun. Gerçekten de iyi iş yapıyor. X1 işlemci. Bu arada şunu söyleyelim. Yani güncellemeyle beraber eşitim sistemi hızlandı dedik. Güncellemeyle beraber HDR desteği de geldi. Normalde bu televizyonu ilk aldığınızda ilk güncellemesinde yoktu böyle bir şey. HDR yaygınlaşınca sonra güncellemeyle beraber bu televizyona bunu ekledi. Yazılımla bazı şeyden eklenebiliyor oluştu. Işte böyle güzel iş. E zaten olması lazım çünkü yeni nesil televizyonlarda altı çizilen bir özellik. Bu donanımsal platforma baktığınız zaman televizyonlar telefon gibi değil. Bir standart zaten bir bu platform 2-3 sene kullanılabiliyor ve vermeleri de gerçekten iyi olmuş. Görüntü kadar ses de önemli. Sese geldiğimizde ise ses gerçekten yeterli seviyede. Televizyonun sesini sonuna kadar açtığınızda tamam hani baslar bir woofer varmış gibi vurmuyor ama tatmin edici seviyede ses yüksekliği alabiliyorsunuz. tizler basları boğmuyor. Let's <laughs> Evet sesi de dinlediniz kendiniz karar vermişsinizdir Ne kadar tabi duyabildilerse şimdi kendi ses sistemlerinden diyorlar Ama en azından biz size bir demo yapmaya çalıştık Eğlence de özelliklerini söyleyelim. Netflix tuşu var dedik mesela. Evet. Netflix olabildiğince hızlı ve güzel çalışıyor. Ama bunun yanında televizyona görüntü aktarma özelliklerine sahibiz. Cep telefonundan veya benzeri uyumlu cihazlardan görüntü kablosu olarak aktarıp izlemek. Evet olabilir. özel uygulamalar yapmışlar ki hem Android hem de iOS platformunda çalışabilen bazı e, PhotoPlus gibi uygulamalar var. 10 kişiye kadar aynı anda televizyona bağlı fotoğraflar paylaşılabiliyor. Hatta e, ilgili kişiler kendi aralarında paylaşılan fotoğrafları beğenebiliyorlar ya da bir başkasının paylaştığı fotoğrafı örneğin kayıt edebiliyor. Bir başka önemli özellik var yine. Mesela. Görüntüyü televizyona aktarırken örneğin telefonla video kaydı yapmak istersen, selfie çekmek istersen görüntü yine büyük ekranda görebiliyorsun. Bunlar yine işin eğlence kısmını arttıran detaylar. Netflix ile ilgili de güzel bir nokta var aslında söylememiz gereken önemli bir detay var. Netflix var ama abonelik bedava değil. Sonuçta abone olmak evet. gerekiyor. Uygulama içerisinden yükle olarak geliyor. Netflix ülkemizden ulaşılabilir hale geldi. Bunu da biliyorsunuz. Bizim sağ olsun Berkan üyeliği sayesinde, Netflix üyeliği sayesinde Netflix'i deneme şansımız oldu. Sadece biz şöyle bir sorun yaşadık. Videoları izlerken Çoğu buffer'a düşüyor. Öyle bir durum var. Herhalde Netflix'in Türkiye bağlantısı Bağlantı ile bağlantısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ultra HD 4K desteği var Netflix'in. Ama biz bağlantımızdan dolayı ki hızlı bir bağlantıya sahip olmamıza rağmen bu televizyonda henüz 4K içeriklere Netflix üstünden erişemedik. İyi bir bağlantıya sahip olmanız lazım. Büyük ihtimalle fiberden aşağı kullanırsanız evinizde ulaşamayacaksınız. Mesela şu televizyonda şu anda... 480p'de Netflix videosu izliyoruz. Gerçi Sony tarafı genelde 20 megabitlik bir bağlantıyla bu tür streaming servislerini kullanabileceğini söylüyor. Evet, temiz bir bağlantı desen... olsa gerek çünkü erdi baksana buffer'a düştü yine video. Evet, Netflix... Biz burada böyle bir sorun yaşadık. Netflix'te sen 13-15 megabitleri uygun görüyor ama tabii ki Sonuçta bunların kullandığı data center'lar, sunucular vesaire ülkeye ne kadar yakın, nereden ne kadar çekiyor, bunlar çok önemli etkiler. Çok etkenler. önemli şeyler. Senin de internet bağlantı çok önemli. Aynen Mesela öyle. müzik servislerinden yararlanabiliyorsun Google'ın. Yine eğlence istersen. Buradan açıp herhangi bir müziği dinlemeye başlamam mümkün. Ya oyunları da zaten söyledik. Google Play'de televizyonla uyumlu oyunları, gamepad uyumlu oyunları indirip oynayabiliyorsunuz. Mesela i̇şte oyunlarla ilgili şunu da söyleyelim. DualShock kontrolcüyü kullanabiliyoruz. PSN, PS servisi üzerinden yine mesela PlayStation 3 oyunlarını konsol sahibi olmadan Tabii DualShock 4 kontrolcüyü televizyon tanıyor ama ne yazık ki Android uygulamanı kullanamıyorsunuz. Evet. PS, yani ülkemizde çok gelişemediğimiz, internet bağlantısı nedeniyle kullanılamayan Tamamen PSN'in bulut servisi üstünden oyunları oynayabiliyorsunuz. Ama ben Google Play servislerinin çoğu kişi için yeterli olacağı düşüncesindeyim. Güç tüketimine zaten de indik televizyon ama son bir kez daha söylemek gerekirse televizyon full parlak modda sürekli kullanıldığında 300 watt'ın üstüne çıkabiliyor güç tüketimi. Çıkabiliyor. Standby moduna bekleme durumundayken 1 watt'ın altına bir durum söz konusu. Zaten e, enerji verimli konusunda artık pek çok televizyon bekleme durumundayken modeller ulaşabiliyor. Özellikle e, Hangi görüntü modunu kullanacağı çok önemli. Görüntüdeki detayları arttırdıkça, parlaklık seviyesini arttırdıkça, renkler üzerinde oynadıkça enerji tüketimi de ister istemez artıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Son olarak televizyonun hani kendi açımdan değerlendirmem gerekirse açıkçası tasarımına bayıldım. Çerçevesiz yapı bu kadar büyük bir ekranda direkt olarak sinema perdesine bakıyormuşsunuz hissi veriyor. Ve ayakların yerleşimiyle size alan kazandırılması da çok hoş olmuş. İnce panel olması açıkçası Karşıdan baktığınız sürece hiçbir işinize yaramıyor. Yani arka tarafı ince olmuş kalın olmuş benim için çok önemli şeyler değillerdi bunlar. Üst tarafa doğru incelmesi hatta özellikle kurulumu biz yaptık burada mesela. Bizde endişe yarattı. Her an panel kırılacakmış hissiyatı veriyor. Evet. Eğer evde bir çocuk varsa büyük ihtimalle panel... Korunmalı çocuktan uzak bir yere yerleştirilmeli çünkü üst taraf gerçekten çok ince. Gerçekten hassas Eliniz aldığınız anda bunu hissedebiliyorsunuz. Bu bende kırılma hissi olarak uyandırdı ama tabii ki birçok insan duvarında böyle bir ince paneli görmek isteyecektir. Zaten bence asıl ismi duvar aslında zaman ortaya çıkar. Çünkü hem yanlarda ince profilli bir yapıysa hem çerçeveler nispeten ince olduğu için yani hiç kullanmadığınız zaman örneğin bir dijital resim çerçevesi gibi düşün. Devasa fotoğraflar duvarda değişiyor çok güzel evet. görünüyor gerçekten. Gelen insanları da etkileyecektir mutlaka. Kumandaların tasarımını kesinlikle beğenmedim. Özellikle şu Bluetooth kumanda tamamen bugli bir yapıya sahip. Kumanda etmesi çok zor televizyonu. Yani bu kumanda tasarımları kesinlikle ve kesinlikle bence Sony'ye yakışmamış. Daha iyi daha gelişmiş şeyler bekliyorduk. Özellikle televizyona bakıyorsun. Abo diyorsun yani tasarıma bak. Sonra kumandaya geliyorsun. Ya herhalde buna diyorsun birisi hani... <laughs> Hadi yine o teknoloji görüyoruz <laughs> şu, şu kumandanın. Bu teknolojik azından... görünüyor ama malzeme <laughs> kalitesi çok teknolojik. Şu kumandanın özellikle hem klavye entegrasyonu hem de bir takım ergonomik olarak Biraz daha basit indirgenmiş, daha rahat kullanılabilecek bir hale getirilmesi lazım. Ve son olarak ben bir de şunu ekleyeyim. Ee, sonucunda bu televizyon pasif 3D desteğine sahip ama kutu içerinden pasif 3D kullanabileceğiniz gözlükler çıkmıyor. O gözlüklerin maliyeti 3 lirada 5 lirada evet. tahmin, e, tahmin ettiğim üzere. Yani keşke içerisinden 2 tane hatta belki 4 tane gözlük çıksaymış. Görüntü kalitesi olarak da şimdi biz 4K videoları izlerken açıkçası etkilendik. Yani çok detayına inmiyorsunuz zaten. Kalkıp da böyle ya buradan ışık sızıyor mu falan bir araştırmazsanız eğer kesinlikle bu televizyon sizi sinema filmi izlerken de video izlerken de tatmin edecektir. Ama detayına indiğinizde açıkçası bu fiyat seviyesindeki bir televizyondan pro sinema kalitesi beklemeniz lazım. Kaldı ki bu televizyon o sinema severler her şeyin detayına önem verenler için birçok geliştirilmesi gereken özelliğe sahip. Özellikle orta karanlık kalması, köşelerden ışık sızmaları olması dikkatli gözlerin sinirlerini bozabilir. Sen sinema kısmını yorumladın görüntü tarafında. Ben de son olarak oyun kısmında nasıl bir deneyim elde ederiz? Ondan bahsedeyim istersen. Şunun sonucu 4K bir Monitör olarak da aslında bu kullanılabilir teknik olarak bakıldığı zaman isterseniz yüksek performanslı bir bilgisayar, isterseniz de PlayStation 4'ü bağlayabilirsiniz. Burada input lag'in çok önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz de ortam içerisinde bunu ölçümlemeye çalıştık. Yaklaşık 40, 42, 42 milisaniye civarında bir input lag bizim e, ölçümlemiz sonucunda ortaya çıktı. Bu kötü bir değer mi? Değil. Oyun oynayanlar rahatsız eder mi? Etmez. Ama daha düşük sürelere inebilen televizyonlar da var. Konsollarla ya da bilgisayarlarla bağlantı yaptığımız zaman. O noktada da Orta seviye performans sunuyor diyebiliriz. X80C evet. Için. Yani Konsol bağladığınız zaman oynarsınız ama bir pro gamer da zaten televizyonda oyun oynamaz diye düşünüyorum. Bu videomuzda Sony'nin Android TV'sini değerlendirdik. 2015 versiyonu bir televizyon bunu söyleyelim. 2016 yılında bizim um ümitlerimiz çok daha yeni işlemcilerle bu televizyonların evet. çok daha hızlı hale getirilmesi. Potansiyelleri inanılmaz yüksek. Açıkçası televizyonda Android işletim sisteminin televizyona uyumlu versiyonunu kullanmak çok keyifli olmuş. Nvidia'nın Shield'in neler yapabildiğini biliyoruz evet. bu işletim sistemiyle uçuyor kaçıyor resmen tarayıcı performansına geldiğimizde televizyonu ne yazık ki yine bu donanımın hakkını veremiyor. Evet. Yani bir işletim sistemimiz var, bir tarayıcımız var erdi. Orada bile tam olarak bu işletim sistemin hakkı yok. Belki 6.0 güncellemesiyle tam hakkını verir hale gelirler. Ama orada 1.5 GB'lık bellek acaba engel olur ya mu? Ya burada hani donanım tarafında 1.5-2 GB tabi Sony'nin karar verdiği bir durum ama yazılım tarafı büyük oranda Google'a. Çünkü Google biliyorsun Android TV platforma çok müdahale ettir evet. ettirilmesine izin vermiyor. Dolayısıyla hani şunu söyleyelim. Günün sonunda ister 5000 liralık televizyon alın, ister 20 liralık televizyon alın. Android TV henüz bir mobil cihaz deneyimini sağlamıyor. Bilgisayar gibi kullanmak ister, bir tablet gibi kullanmak isterseniz her tarayıcısı, şu bu tam kıvamda değil. Muhtemelen ki zaten Android TV'de bugün Google'un 3. 4. denemesi. Belki bir sonraki büyük güncellemelerle beraber daha böyle akışkan o beklediğimiz deneyimi elde ederiz. Evet merak ettiğiniz konuları sorabilirseniz elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.